Hastaları dinceldir. Yaşlıları genceldir. Benim yemediğime bakmayın. Benim gibi şişmanları inceldir. Aklınız varsa aman ha aman kabak yiyin. Kabak. Kabak zekayı geliştiriyor. Sinir sistemlerini yumuşatıyor. Kabak özellikle tırnak çürümelerini, kemik erimelerini kesin önlüyor. Kabak hastalara duyurulur. Kabak aile huzurunu, her türlü hususiyetini ve münasebetlerini %100 artırıyor. Kabak özellikle hastadan sevdiğini alamayan genç kızların, duyurçusu gelmeyen, nasibi kısmeti açılmayan genç kızların, bu genç erkekler için de geçerlidir, muhakkak nasiplerini kısmetlerini açıyor. Bir hanım kız eğer 7 gün üst üste kabak yesin, 8. günü duyurçusu gelmezse gelsin benim yanıma. Yunus suresinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben 17 yıl medresede okudum, 25 yılda hafız yetiştirdim, 5 yılda sizin merkez camide imamlık yaptım. Kur'an'da kabağın ismi şeceri yaptımdır, yaptım yani. Yunus aleyhisselam balığın karnından çıkınca 7 gün bir kabak ağacının dibinde kalmış, bitkisinin dibinde. Her acıktığında da o kabaktan yemiş, her yemesinde de ya Rabbi, bu nimetinden yiyen kulların nasiplerini, kısmetlerini aç, hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına eda nasip eyle demiş. Allah peygamberinin duasını kabul etmez mi ya? Onun için demişler ki kabak peygamber yemeği demişler. Buraya bir nokta koyalım. O da efendi, o da benim ya. Bir köye, Yeniköy isimli bir köye imam duracak. Köylüyle anlaşması her gün bir evden yemek yiyecek. Birinci gün kelli felli, kalaklı kulaklı, göbeğileri, ensesi geri bizim Remzi gibi. Bana bakın, Remzi. Remzi de bir almıştı. Mıhtar dedi ki, Aşık Hoca dedi, sıram bizde. Sevindim. İnşallah mıhtar ilk önce davet ettiğine göre dedim. Etli, sütlü, tatlı, mutlu bir şeyler var dedim. Merdivenden şöyle çıkıyor. Mıhtar aynı sizin tosmurlu tabiriyle aşağıdan yukarı bir çığırdı. Avrat dedi. Misafirimiz var, ağır misafirimiz dedi. Hocam yana mıhtar, misafirin geleceğini eve hiç dememiş. Kadıncağız bir eliyle dizine vuruyor, bir eliyle sofrayı seriyor. Aman kadasını aldım, kurban oldum hocam. Vallahi geleceğimi de muhteremim demediydi. Şansından bir on kabak pişirdim dedi. Yüreğim çarpmadan yaptı. Hey sev. Utanmasınlar diye dedim ki ooo olsun da kabak olsun. Kabak evliyalar, peygamberler yemez. Bayılırım ben kabağa dedim. Demez olamadı da ha bu dilim çürüyeydi. Koyunlar meleşiyor, tavuklar görüşüyor, duydum. Dedim herhalde akşamdan haberleri yoğdu. Gece sahurda bir kuzu beğertisi, tavuk gırtısı duyarım dedim. Tövbe demen ben mi olur? Dinime imanıma adam horultusundan başka bir şey yok. Uyuyorum. Gece kalktık. Akşamdan kalma kabağı gene getirdiler. Azra demiş ki hanımına, kız demiş, o mıhtarın avradının yanına git, o hoca çocuk neyi seviyor neyi sevmiyorsa ona göre hazırlık gör. 16-17 yaşlarındayım, tığ gibi bir delikanlıyım. Efendim Azra'nın hanımı mıhtarın hanımının yanına varmış, demiş ki kızan ama hoca mı moç mu neyse demiş, bize geleceğmiş. Neyi seviyor neyi sevmiyor deyince mıhtarın avradı Azra'nın avradına demiş ki anam hoca kabaktan başka bir şey yemiyor demiş. Oraya vardım, baktım orada da kabak. Uzatmayan birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, tam 28-29 gün kabak.
bir hikaye anlatırdın. Baba yengelinin boynunda yatar derlerdi. Derdi. Ağzım ezan okuyor, sela okuyor. Komşularda da bir kız var, gözümle kıza bakıyor. Anladınız değil mi? Şimdi dediler ki, hoca dediler Arafa günü, sesin de güzel, gökçe kodulanma, Allah rızası için bir ilahi okumadın, ben bir ilahi okuda dinleyip dediler. Olur size bir ilahi okuyayım dedim. Hoca ilahi okuyacak diye köyün eninden cücüğüne, yedisinden yetmişine hep toplandılar sizin gibi böyle. Bir damın üstüne çıkıp okuyayım, hoparlör ne yok. Sesin kaliye yetişir evvelallah. İlahi milahi de bildiğim yok ya, aşıklığıma güveniyorum yarım yamalar hem oğlum. Üç dörtlük sela verdikten sonra aldım bakalım ilahiye. Deli delidir, ne dese yeridir hem oğlum. Şimdi mi söyleyeyim, Remzi'nin yoksa öteki oğlunun düğününe geldiğinde mi söyleyeyim bu kalanını? He? Böyle mi söyleyeyim? Aldım ben bunu. Yeni köye imam oldum, yeni de belamı buldum. Dalak yemeye mi geldim, olur mu ya Resulallah? Akşam da bak, sabah Silifke'den duyanlar Remzi Mevlid'le yaptırıyor düğünü desinler de buyurun. Zekat veriyorum. Caminin avlusunda bir öte dönüyorum, bir beri dönüyorum. Bir öte bir beri dönüyorum. Orada baktım eskimiş bir tabut var. Adem'in biri dedi ki, hoca kudurdun mu? Tabutu niye tepikliyorsun dedi. Kurudu, kuruya sıcak aksın, bir iki kapı dolaşsın dedi. Duamı kabul etti, o gün İsmail emmicik öldü. Yudum yıkadım, sardım sarmaladım, ıskatından, vaziyetinden, altından, üstünden verirler nağıl usta dedim. Sardım sarmaladım, gömdüm. Tövbe demem mi, dinime imanıma beş kuruş gene vermedim. O da aklıma düştü ya emme. Bir dörtlük de olma dedim. Cennet Bibi'yle bayramda misafir olacağım. Cennet Bibi'ye baktı mı da eteğini kıvırmış, bostanlığa girmiş, kabakları kırıp kırıp topluyor. Hazırlık yapıyor. Bir de ona döndüm. İlk akşamdan kabak devşir, anca yarına yetişir. Kurban olan Cennet Bibi bayram günü kabak pişir. Medet ya Resulallah. O sene o köye bir vela öle vela kapak ilahi sokudum. Devli kesti sene bir öte köye gittim. Bir daha o köyün içinden geçer miyim hiç? Dediler ki hocam sesin çok güzelmiş de dediler. Geçen sene kapaktan
başka bir şey yemeyen bir hoca Yeniköy'e imam olmuşmuş. Sen o olmayasın dediler. Ha? Ne diyorsunuz, kabak mı dedim? Ha. Haşa, haşa, ne hattıma benim kabak yemem. Kabak evliyalar, enbiyalar, peygamberler yemem. Bana her gün gıcı yumurtalı, yani götü boklu bir tavuk da olsa yeter dedim. O senede her gün bir tavuğa nidalet etmem oğlum.